Selam, ben Sultanoğlu. İyi ve güzel insanların kanalı. Kanalınıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bir spiralimiz var. Bu spiralimizin arızasını henüz bilmiyoruz. Önce arızasını tespit edeceğiz. Ardından da tamirini yapmaya çalışacağız. Umarım beğeneceksinizdir. Kanalımıza abone olun. Like'larınızı bizden esirgemeyin ve yorum yapın. Yaptığınız yorumlar bize yol gösterecektir. Sözü ben fazla uzatmadan Erhan Usta'ya bırakıyorum. Buyurun başlayalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biraz önce Mustafa Bey dedi. Bugün bir spiralimiz geldi. Çalışmıyor diye. Bakalım gösterelim önce Mustafa Bey. İnşallah söküp yapmaya çalışacağız. Önce taşını sökelim. Burada bir kilit yeri var. Önce bunu kilitleyelim. Kilit sabit. Sola doğru takınca sökülüyor. Korumasını da sökelim. Kömürlerini çıkartacağız şimdi. Çift taraflı olur bunların kömürleri. İki İki tane tanedir. kömür İkisini de var. sökmemiz gerekiyor. Bunu söktüğümüz zaman şöyle bir avantajımız da olmuş oluyor. Kömür kontrolünü de yapmış oluyoruz. Gerekirse kömürleri de değiştireceğiz. Tabii makinelerin hepsi farklı farklı. Biz kolektörünü çıkartacağız şimdi. Kömürlerde sağlamsa kırılmasın diye çıkarttık ki işimiz de kolay olsun. Arızamız belli oldu. Motorumuz Yanmış. yanık, evet. Maalesef. Evet, şimdi ne yapacağız ustam? Şimdi söküp değiştireceğiz. Kolektörü de değiştireceğiz. Komple Sargıyı da değiştireceğiz. Evet. değiştireceğiz. Evet. Açalım. Arızamızı bulduk arkadaşlar. Geçirmiyor. Geçirmiyor, Evet. evet. Yan taraftakine temas ettiği için kayıyor. Şimdi arızamızın ismini söyleyelim. Kolektör gitmiş abi. Evet. Arızamız kolektör arızası. Rotor, evet. Evet. Rotor arızası. Şimdi bunun tamiratını ya da değişimini göreceğiz. Evet. Şimdi kolektörümüzü değişeceğiz. Önce kafasından çıkartmamız lazım dişliğimizi de kontrol edelim mi? Şimdi burada sekmem var. Kolektörümüzü ayırdık. Evet. Şimdi yeni kolektörü getirip yerine montaj edeceğiz. Ondan önce yapmamız gereken bir şey daha var. Bunun içindeki sargıyı da değiştirmemiz gerekiyor.
Önce sırasıyla gidelim mi? Önce bunu yapalım. Olur. Tamam. Takmaya başladık. Bence buradaki en zor işlem şu küçük sekmanı oraya takmak var ya. Benim Evet. parmaklarım iri. Ben zorlanırım orada. Şimdi biz de zorlanacağız abicim. Sekmanı takmadan önce bir yerimizi ayarlayalım. Zaten uğraştıracak burada sekman. Evet. Dediğim gibi abi. Kayık sekman bu. Normal diğer yuvarlak dairesel sekmanlardan değil. Kayık sekman. Çok dikkatli bir şekilde takacağız. Çünkü girişleri de küçük. Tamam abi. Oldu abicim de. İyi. Eyvah. Elektrikli miydi abi? Mıknatısıyla. Elektrik fitilinde de öyle bir hem kolaylığı hem zorluğu var. Aslında oraya Bu tamam. Başlığın dişlisini de takalım. kolektör bitmiş olsun. Evet. Tamam. Biraz elim yağ oldu, kayıyor. Tam tutamıyorum. Sen de demiyorsun ki elini sildi, öyle yap demiyorsun abi. Lisede okurken bir müdür muavinimiz vardı. Evet. Ki müdürümüz vardı. Gün düzenlerdik. Yaş pasta kesilecek bir gün. Müdürümüz gelmedi. Yerine baş muavin geldi. Ahmet Duran Yürcü müydü? Neydi ismi? Unuttum. Allah rahmet etsin. Vefat etmiş herhalde. Yaş pastayı keserken dedi ki en zor işleri bana yaptırıyorsunuz zaten dedi. Şimdi o hesap. En zor işleri zaten bana yaptırıyorsun. Ben video çekiyorum. Doğru söylüyorsun abi. Bu tamam. Evet. Kolektör ve başlıkta işimiz bitti kafayla. Eskisiyle yeni sarasındaki bak. Kolektör Evet. olmuş. Bu biraz da zorlatmadan kaynaklanan şey. Çok bastırarak Tabii yapıyorlar tabii bir de ondan oluyor tabii. değil mi? Artı her makinenin belli bir gücü var. O güce göre iş yapması lazım. En ağır işleri de kullanıyorlar. Onu da yanlış yapıyorlar. Yapmasınlar. Makinenin nebatına göre yerlerde kullanılırsa daha sağlıklı ve uzun ömürlü kullanırlar. Her şeyin bir gücü var dediğin gibi abi şimdi bunu açmaması lazım. Orada bir aksilik yok değil mi? Yok. Yok. Kablolar sağlam. Bunlar sağlam. Tetiği söküyoruz. Evet. Elektrik kablosunun bağlantısıyla Evet. yuvayı birbirinden ayırdık. Şimdi kabloları boşta bırakmamız lazım ki içindekini çıkartalım. İki vidadan önce kömürlerin Yuvaları var. yuvalarına gelen kabloları boşa çıkartmamız lazım. Orada iki bağlantı vidası var. Söküyoruz.
O sargıda inşallah kolayca çıkmış olacak. Buradan göstereyim ki içinin şeysini, kömürlerin yanmış, kabloların kömürleşmiş olduğunu. Evet. Zorlamadan dolayı, yani başka çaresi yok. Evet. Dediğim gibi her makinayı kendi gücüne, kendi klasına göre kullandığımız zaman çok uzun ömürlü olur. 2 ton çekecek bir makinayı 5 ton çekecek yükün altına verirsek nasıl ki zorlanır, işe yaramazsa bunlar da öyle. Evet, biz bunu değiştirdik, taktık. Yerine oturtuyoruz. Evet, yerine oturtalım. Bunu niye göstermediğimizi sorarsanız, bunu zaten ayrıca sökerken göstermiştik. Sökerken evet. Gösterdiğimizin tersi bir. Fazla. Bir ikincisi de ayrı bir video olarak ileride yapmayı düşünüyoruz. Fazla da insanları sıkmamak istemiyoruz şimdi abi. Evet, uzun olmasını istiyoruz. Sıkıcı olmasını istiyoruz. Mümkün olduğu kadar yani. Kendi işlerini yapmalarını istesek de. Son kontrollerini bir daha yapayım abi de. İçine oturtturduk onları. Şimdi kolektörümüzü ve başlıyoruz. Bu tür vidalamalarda çaprazlama yaparlarsa daha kolay olur. Abi bu ara masalları çekmiyorum, gitme geliyor. Çekeceğim inşallah. Vallahi bekliyor bak yeğenlerin evde. Mustafa amcam diyor artık diyor çekmiyor mu baba diyor masalları diyor. Haberin olsun. Bunların montajı uzun sürüyor ya. Yorucu. Bir de iş yerinde yoruluyoruz. Doğrudur. Eve varınca da dinlenmek istiyoruz ama işte montajı da yapalım, yayınlayalım derken bazı şeylere zaman ayıramıyoruz, ondan kaynaklanıyor. Kömürleri tamam. Yerleştiriyoruz, evet. Tamam, yerleştirelim bir kömürleri. Bu yan kömür kapaklarına takarken fazla sıkmayın. İkisini de aynı şiddette sıkmaya çalışın. Çünkü birini fazla birini az sıkarsanız kömürün birini diğerinden daha eski önce bitireceği için motorunuzu yine bozabilir. Ama durmadı sıkıntı yapmasın diye. Tamam, aynı mesafeyi görüyor musun abiciğim? Bak buranın mesafesi. Buranın sıkma aynı olmalı. Bir deneyelim abi. Önce iş güvenliği kesinlikle korumasını takıyoruz. Taşımızı taktık. Ters diş. Kitleme yerinden yine kilitliyoruz. Evet. Ancak sıktık. Böyle
Bugünlük de bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyoruz ki yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı esirgemeyin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. İyi ve güzel insanların kanalı. Selam, ben Sultanoğlu.